Liseli öğrencilerin stresle başa çıkma yöntemleri adı altında bana sordukları çoğu soruya şöyle cevap veriyorum. Sizin stresinizi yaratan konulara bakmak lazım ilk önce. Sizi stresi aşılayan aileleriniz ve eğitim sistemindeki size rehberlik etmesi gerekirken sizi daha fazla strese sokan kişiler. Bu kişiler genel olarak ne diyor size? İyi bir üniversite kazanman lazım. Eğer iyi bir üniversite kazanamazsan bittin. Çok iyi bir üniversite kazanırsan hayatın daha güzel olacak. İşte marka, popüler bir üniversiteyi kazanırsan hayatın çok güzel olacak. Geçen sene bu kadar insan şöyle kazandı. Bu sene senin de böyle kazanman lazım. Ya da önümüzdeki sene sınava giriyorsan daha şimdiden inanılmaz bir şekilde çalışıp hayatını çok iyi bir üniversite kazanmaya dedike etmen lazım diyorlar. Bunlara gerçekten kulak asmamanız gerekiyor. Belki de bundan 30 yıl önce, yani 90'lı yılları düşünelim. 20 tane üniversite varken Türkiye'de, Türkiye hızlı bir şekilde ekonomik olarak büyürken üniversite mezunu olmak çok daha önemliydi. Çok daha iyi sonuçlar getiriyordu. Ama şu an zaten son 4 yılda bile mühendislik öğrencisi %50 artmış, kayıt yaptıran ve mezun sayısı %50 artmış. Ama geliyorsunuz Türkiye'de bakıyorsunuz istihdam sayısı düşüyor. Ekonomi daralıyor belki de ya da eskisi kadar büyümüyor. Yani biz her sene 400 bin üniversiteden 4 yıllık üniversite okuyan kişi mezun veriyoruz. Ama daha istihdamımız düşüyor. Siz üniversite mezunu olursanız çok büyük ihtimalle işsizler ordusuna bile katılma riskiniz var. Şu an 4.3 milyon kişi işsizken bir üniversite okuyor olmanız size hiçbir şey kazandırmayacak. Kendinizi geliştirmeniz gerekecek ve bunun için de strese şu an girmenizi gerektirecek bir şey yok. Hayatınız belli olmuyor. Hayatınızı sizin belirleyecek bir yıldasınız, bir sınavdasınız, işte iki sınavlı hayatınız şekillenecek gibi mantıktan çıkarsanız ve kendinize sürekli bir şeyler katmayı hayat amacı olarak edinirseniz üniversite yıllarınızda da zaten başarısı bu mantık götürür, lisede de götürür. Stres konusunu birazcık daha inceleyeceğiz ama stresin altında yatan sebepleri böyle açık açık konuşmadan, dürüstçe konuşmadan stres sorununu çözmeniz mümkün olmaz.